Merhabalar herkese, ben Alperen. Bugün sizler arkadaşlar CSGO'ya saat kaç önce ona bakayım. Saat 16 Haziran 06.41 abi. Saatin 06.41'de sizler için ayaktayım gençler. Neden? CSGO'ya bildiğiniz üzere yeni bir update geldi. 80 MB sanırım, tam emin olmamakla beraber. Böyle bir update geldi ve bu update'de yeni Gamma kasası çıktı. Şöyle bakıyoruz, Pala, Gamma nerede? Bu ben anlatayım arkadaşlar. Bu Gamma kasası şu an 42 lira, 43 lira. Ben bir sürü deathmatch oynadım, rekabetçi oynadım. Bana düşmedi. İnşallah size düşer diyelim. Bu videoda arkadaşlar kasadan düşen itemleri inceleyeceğiz. Maviden kırmızıya doğru gidiyor. Bu arada yeni bıçaklar da geldi. Onlara da bakacağız. Bakalım ilerleyen dakikalarda. Birincisi arkadaşlar görmüş olduğunuz bir 5-7 Violent Dying. Şöyle mor halinde skin, kendisi mavi şeyinde değerinde 23 liradan satılıyor Factor New. Öyle birinci silahımız böylelikle bitiyor. İkincisi Mekon Carnivore. Gerçekten hoş bir skin arkadaşlar. Turuncu ve kırmızı halinde kullanılıyor. Factor New 14 lira 62 kuruş. Tabi bunlar genelde düşer. Üçüncü silahımız Nova Exo. Kimsenin tabi tercih etmediği genellikle de şeylerde, matchmakinglerde. Şöyle Nova Pompik bakıyoruz. 7 lira 89 kuruş şu anki şeyi, fiyatı, fabrikadan yeni çıkmış tabi. Bütün silahların factory name'ini aldım arkadaşlar. Dördüncü silahımız P250 Iron Clad. Bu da yeşil. Iron dediğine bakmayın, yeşil. Fabrikadan çıkmışı, yeni çıkmışı 22 lira, böyle bir şey var. Yine görmüş olduğunuz gibi P250 renklerine çok benzeyen bir skin. PP Vision Harvester. Leş gibi bir skin ama bakın kaça satılıyor ve 36 lira, pardon burada bir şey göstermiyordu. 37 liraya satılıyor arkadaşlar. SG553 Aerial. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama gerçekten güzel bir skin olmuş arkadaşlar. Mavi kalitesi olmasına rağmen bence hoş olmuş. Değeri son satına göre 11 lira 52 kuruş. Ondan sonra bizi klasik bir tekneye karşılıyor. Burası da skin koyuyorlar. Alt tarafları bomboş arkadaşlar. İsyan ediyorum ulan. Buradan Gaben'a sesleniyorum. Ulan Gaben bak, bir dahaki kasa yaptığında altları da skin koy. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ice Cap mavi, buz mavisi desenleri var üstünde. Fiyatı 12 lira. Factory tabii ki. Bu arada çok güzel bir arkadaşlar, burada çok güzel bir AUG var. AUG Aristokrat. Bunu gerçekten çok sevdim. Sizin de seveceğinizi umuyorum. 27 lira. Bunun değeri bu şeydi sanırım ya. Mordu. Evet mordu. Burada yine çok güzel bir AWP var. Herkesin zevkle kullanabileceği bir AWP. Şu an 87 lira olduğuna bakmayın. Yeni oyuna geldiği için bunların fiyatları hepsi yüksek. Şöyle güzel tatlış bir AWP. Daha sonra yine benim çok hoşuma giden bir P90 var arkadaşlar. Bunun factory'i gerçekten çok tatlı. 55 liraya satılıyor ama inşallah fiyatı düşecek. Hep beraber tatlı tatlı kullanacağız. Burada evet arkadaşlar, hepinizin bilmiş görmüş olduğu gibi Revolver lazım. En sevdiğim silahtır bu arada. Kendisine buff mı nerf mı öyle bir düşük şey getirmesinden sonra böyle hiç kimsenin kullanmadığı böyle duran bir silahtı. Kendisine yeni skin gelmiş. Yeni skin 84 liradan satılıyor. Hoş olmuş açıkçası. Kullananlar artabilir. Bu arada devam ediyoruz. Saved Op geldi. Kimsenin yine matchmakinglerde kullanmadığı leş gibi bir silah. Ama skin'i gayet hoş olmuş. Fiyatı 70 lira. Değeri kalitesi mor sanırım. Öyle. Daha sonra geldik arkadaşlar ilk pembe skinimize. Bu pembe skin M4A4 Desolate Space. Gerçekten hoş olmuş. Ben buna oyun içinde de baktım. Çok hoş olmuş. Biraz ürpertici şuradaki kuru kafasıyla. Bunu arkadaşlar ben toplu pazar diyorum. Neydi onun adı? Unuttum şu an. Atölyede de görmüştüm. 511 liradan satılıyor. Görmüş olduğunuz gibi en ucuzu. 605'e satılanı var. Fiyatı düşer ama pembe nitelikte bir skin olduğu için 20 lira 30 liradan satılır diye ümit ediyorum. Bir diğer pembe skinimiz arkadaşlar P2000 Imperial Dragon. P2000 Imperial İmparator diye bir skin çıkarmıştı. Onun üstüne böyle bir eklemeler yaparak
Imperial Dragon da çıkarmış. 161 lira arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biraz hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü video bayağı uzadı. 5 dakika olmuş. 5 dakikadır tatava yapıyoruz. Scar 20 çıkmış arkadaşlar. Benim hiç kullanmadığım matchmakinglerde elimi sürmediğim bir silah. Parasını dahi bilmem. Nerede? Kaça basıyoruz? Onunla gelebilir bilmiyorum arkadaşlar. Blood Sport diyor. Beni ilgilendirmediği için siz bakabilirsiniz. Fiyatı 102 liraymış. Pembe nitelikli bir skin. Böyle arkadaşlar. Şimdi kırmızılara geliyoruz. Sizi bak eminim çok şaşırtacak bir skin var. Bakın. Glock. Su tabancasını arkadaşlar. Kırmızı nitelikli bir skin gelmiş ve bence o kadar da güzel olmamış. Böyle kill them all falan filan diyor. Çok hoş değil ve 420 liraya satılıyor arkadaşlar şu an. Factory Euro. Pardon, az aşılmış. Bunun faktörün evinde bulamadım pazarda. Son olarak yine bir M4A1S Mecha Industries. M4A1S'leri arkadaşlar kasalarda görmeye alıştık artık kırmızı değerlerine. Bildiğiniz üzere Chrome 3'te de M4A1 vardı. Diğerinde de M4A4 vardı. Bu M4'ler gidip duruyor ya. Diyoruz ve silahları burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kalan devamında videonun bıçakları inceleyeceğiz. O da çok ilginç bir video oldu. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Burada pardon. Burada görmüş olduğunuz gibi yeni bıçaklar var. Bulamadım arkadaşlar fotoğraflarını. Ben de bir YouTube videosundan çaldım, aldım. Kusura bakmayın o yüzden. Şurada görmüş olduğunuz gibi Gamma Doppler'lar var. Buradakiler bence gayet güzel silahlar olmuş. Yani tam olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir emerald rengi var hepsinde. Bence bunlar cüzdanı şey yapacak derecede, yakacak derecede bıçaklar. Çok anlatamadım ama öyle. Şuradaki arkadaşlar freehand'ler de bence gayet güzel ama fiyatları düşük olacak gibi. Çünkü hani yeni lekeli serileri var, ona benziyor. Bakalım nasıl olacak. Lore'lar var arkadaşlar. Lore peyniri, çökelek peyniri. Şaka etmedi. Dragon Lore'a herhalde benzetmeye çalıştılar ama emin değilim. Burada da God Knife gayet güzel olmuş. Karamit gayet güzel olmuş. Diğerlerini pek beğenmedim ama God Knife cidden çok hoş olmuş. Outrotonic çok telaffuz edemedim ama bu çok kötü olmuş bence yani. Hoş olmamış. Brightwater bu gayet güzel. Bunun M4A1'ini biliyoruz. Ben onu çok seviyordum. Bu da çok güzel ama bu da ucuz olur gibi geliyor. Burada Black Lemonade var. AK-47 ile beraber tatlış bir şekilde kullanabileceğimiz hoş skinler. Bana soracak olursanız bu Gamma Doppler'lar ve Warlar gayet pahalı olacak. Diğerleri ucuz olacak. Ucuz olacak. Diğer silahlara göre diye tahmin ediyorum. Tabii bu benim tahminim. Ne olur? Kimse bilmez. Bu kadar olsun arkadaşlar videomuz. Kaç dakika olmuş bakalım. Biz derken bakamıyoruz herhalde. Evet. Her şeyi de gördünüz ama neyse arkadaşlar 8 dakikalık bir video olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın bu arada. Onu da söyleyeyim.